Kameralarımız hafta boyunca gecesiyle ve gündüzüyle İstanbul'u turladı. Bakın hangi ünlüyü nasıl görüntüledik ve neler konuştuk, izliyoruz. Gündüzleri ayrı, geceleri ayrı bir olay. İşte gündüzünden gecesine, İstanbul'dan ünlü manzaraları. Yasemin Yalın ve Murat Cemcir'i arkadaşlarıyla bir mekanda görüntülüyoruz. Röportaja hazırlıksız yakalandıklarını söylüyorlar. Neler yapıyorsunuz? 2024 başladı. Eğleniyoruz. Görüyoruz. Gayet eğleniyoruz. İletişim kuramayacağız gibi geliyor. Yok. Çok hazırlıksız yakalandık ya. Ya baksana şöyle hani bu kadar zarif bir hanımefendi. Çoraplar falan. Sportif. Şurada baksana. Yağmur geçirmeyen ayakkabılarımızla beraber. Ama Yasemin Hanım'la bir kıyaslamayalım. Kesinlikle. Estağfurullah, halime bak, gözünüzü seveyim ya. Şöyle yakalanılır mı ya? Ne oluyor? Yasemin Hanım, sizden arasınız. Nasıl gidiyor? Vallahi işte. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Aynen. Çalışıyoruz. Zarp'a bak, Nişantaşı'nda takılıyor kameramıza. Bıyıklarını kestirmiş başarılı oyuncu. 2 gün oldu. Bayağı oldu. Bıyıklar gitmiş bu arada. Bıyığı kestim. Hem işle ilgili hem de artık çok fazla böyle şey yapıyordum. Elim gidiyordu falan. Bu sene tiyatro ve sinema odaklı çalışacakmış. Yeni bir proje mi? Bir tiyatro, stand-up'la ilgili bir çalışmamız var şu anda. Onu pişiriyoruz. Yani inşallah Mart'ta falan artık her yerde olacak. Şu anda yarım yarım. İşte bir Uraz'ın karşıdaki dükkanında. Şimdi Muzaffer abiyle burada bambaşka bir şey yapıyoruz. Biraz o tarafa kaydım. Tiyatro ve sinemayla ilerliyorum bu sene. Hayalini kurduğum şeydi. Umarım sürdürülebilir bir şey olur ama televizyona diyorum hep muhtacız. Gülse Birsel'e geliyor konu. Sarp Apak hemen hemen birçok projesinde yer aldı Gülse Birsel'in. Yine bir teklif gelse sorgusuz sualsiz kabul edeceğini söylüyor. Sanımdan yeni bir proje gelse peki kadroda Gülse olacak. Gülse ne zaman çağırırsa oradayım. Benim onunla başka bir bağım var. Sorgusuz sualsiz diye. Sorgusuz sualsiz onunlayım ben. O ayrı bir şey. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru onu bilemem. Bence biz ara ara buluşup yine çok güzel şeyler yapacağız. Sarp Apak tek kişilik bir stand-up gösterisi hazırlıyormuş. Son olarak stand-up'tan da bahsedelim. Solo bir gösterimi. Solo yapıyorum. Ben şu anda küçük versiyonu 30 dakikalık yapıyorum. Sonrasında biraz büyütüp çok aslında evrensel ölçülerde 55-60 dakikalık bir şey yaptığımda da biletleri normal herkesin ulaşacağı şekilde yapacağım. Eşim de yapıyor. Beraber ayrı ayrı yapıyoruz. İki ayrı şekilde yapıyoruz. Şimdi biraz böyle bir heyecanımız var. Öyle işler yapıyoruz. Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür o zaman. İyi görüşmek günler. Üzere. Kendinize iyi bakın. Ece Sükan'ı alışveriş turunda görüntülüyoruz. 2023 yılı onun için hem iyi hem de kötü geçmiş. 2023 yani ne desek? Çok dertli, zor, derin bir soru. Hem iyi hem kötü diyelim hep beraber, kişisel ve kolektif olarak da. Umarım 2024 herkes için güzel olur. Yeni yıl için radikal kararlar alındı mı acaba? Ya radikal değil ama hani böyle genelde işte daha uyku düzenimi daha iyi yapacağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte birkaç yapmak istediğim kursu yapacağım falan gibi böyle kişisel tatlı tatlı masum yarısı başarılan yarısı başarılmayan şeylerimiz var. Hastasınız. Size de çok iyi yıllar diliyorum. Asla şunu yapmayacağım dediğiniz bir şey var mı peki bu yılda? Yok ya asla şu an aklıma gelmedi. Yok öyle çok büyük bir şeyim yok diye düşünüyorum. Ece Sükan'ı bu sene ekranlarda izleyecekmişiz. Peki Sükan nasıl bir projede yer almak istiyor? Ya öyle hani tek bir tipleme, tek bir karakter öyle bir şey değil ama güzel ekip, güzel senaryo, güzel hikaye, derinlikli. Yani böyle gerçekten önemli olan hikaye aslında. Karakterler ve hikaye benim için önemli olan o. Yoksa şu tip bir şey olsun, bu tip bir şey olsun. Kıstaslarınız var mı? Yok. Emrah da alışveriş turunda takılıyor kameralarımıza. Uzun bir aradan sonra yılbaşında sahne almıştı. Bu sene sahnelere daha sık çıkacakmış. Tekrardan sahneye çıktınız. Evet. Nasıl bir duygu, nasıl bir hissiniz? Çok güzel, heyecan verici. Yani sahnede olmak gerçekten beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için o heyecan yine oldu. Güzel oldu. Devam edeceğiz. Her şeyin hayırlısı olsun. Hani derler ya sahneler ödemişiz diye, siz bu yüzden kapıldınız gerçekten sahneler ödemişsiniz. Elbette yani sonuçta benim mesleğim, sahnede olmak benim için ayrı bir güzellik yani. Orada şarkılarımızı söyledik sevenlerimizle birlikte. Çok güzel geçti. İlgi alakayla çok iyiydi.
sizlere de teşekkür ederim. Peki bundan sonra devamı gelecek mi tekrardan sahnede? İnşallah, tabii ki. Tabii ki. Var mı planlar? Tabii ki. Yani programlar var, ona göre mutlaka zaman zaman onlarla ilgili bilginiz olacaktır. Oyuncu kadrosunda Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut ve Sermet Yeşil gibi isimlerin yer aldığı Hamiyet Müzikali'nin galasındayız. Salih Bademci galadaki isimlerden. Vallahi çok heyecanlıyım arkadaşlarımız adına. Türkiye'de müzikal biliyorsunuz biraz zor yapılan bir iş. O yüzden her yapana da böyle bir destek vermek aslında biraz boynumuzun borcu. O yüzden de onların da çok heyecanlıyım. Seyirci adına umarım çıkışta çok mutlu olacağım. Ki bu kadar güzel temada, bu kadar iyi müzisyenlerin olduğu bir işte buluşacak seyirci. O yüzden bu kadar. Aydınlık Evler ve Fanatik Tiyatro Oyunları'yla tiyatro severlerin karşısına çıktı bu sezon. Onun dışında tiyatro oyunları var. Aydınlık Evler ve Fanatik. Zaten yetiyor şu anda. Bayağı doluyuz yani. Gökçe Bahadır da galada. Siyah şıklığını tercih etmiş bu gece. Bugün de gayet galada mısınız? Tam bir kış sezonuna geçmişsiniz. Evet, şöyle siyahlar şu an en basic ve en kolay bulunabilen bir sıraları çabucak hemen geldi. Müzik çalışmaları ne durumda acaba? Müzik ya, müzik benim hayatımda her an var, devam ediyor. Öyle çok özel bir çalışmam yok şu anda ama her an hayatımın içinde. Öyle diyebilirim. Her an sahne atlayabilir miyim? Ara ara atlıyorum zaten bu arada, tutamıyorum kendimi. Bakalım. Hakkında çıkan estetik haberlerine geliyor söz. Yani şöyle, yani çok böyle bu konularla ilgili çok da uzun uzun konuşmayı da sevmiyorum aslında. Sonuçta hep de söylüyorum, hani her kadın kendini aynaya baktığında nasıl güzel hissediyorsa ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Peki sizde estetik var mı? Yani mutlaka ufak tefek şeyler var. Öyle hiçbir şeyim yok falan diyemem yani ama sonuçta her daim iyi, bakımlı, güzel görmek için doğallığını bozmadan, mimiklerimi, yüz ifademi bozmadan elimden gelen her türlü bakımı yapmaya çalışıyorum. Berkay Ateş, gecenin ünlülerinden. Çok merak ettiğim bir oyun. Sevgili Aslı İnandık, Ezgi Çelik, yazarı Deniz Madanoğlu, Peyk. Benim çok sevdiğim bir gruptu zaten. O yüzden yönetmen Işıl Kasapoğlu. Merak ediyorum oyunu. Neredeyse bütün sevdiklerim sahnede. Heyecanla gireceğiz, izleyeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Çağlar Ertuğrul geliyor. Override isimli tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyormuş. Şimdi ben de provadan geldim. Ceyla Altman, yönetmenimiz Taner Tunçay'la beraberdik. Bizim de cumartesi çıkacak oyunumuz. Herhalde bizim de böyle güzel bir gala gecemiz olacak. Sizleri de bekleriz orada. Çağlar Ertuğrul'un yeni yıla nasıl girdiğini merak ediyoruz. Sakin evde böyle hep beraber. Böyle tombal oynadık. Gerçekten tombal oynadık. Öyle yani, güzel bir yılbaşı oldu. Yok hiç, yani çinko bile çıkmadı yani. 2024 yılında yıllardır yapmak istediği projeleri gerçekleştirmek istiyor yakışıklı oyuncu. Vallahi yıllardır yapmak istediğim sinema projelerini inşallah bu sene yapacağım artık. Tek beklentim o, hani kendi adıma. Onun dışında ülkemiz için huzur, sağlık, mutluluk diliyorum. Dağ filmine geliyor konu. Geçtiğimiz yaz yaptığı açıklamada 3. filmin 2023 yılında çıkacağını söylemişti. Ya o konuda artık ben çok mahcubum. Yıllardır insanlara söz vermiş bulundum. 2023'te çıkacak diye. Bir türlü olmadı ama Alper'in şimdi daha güzel projesi var, Göktürk diye. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacak. Sıra bize gelirse Dağ 3 olarak. Dağ 3'ü de yapmak istiyor Alper ileride. Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat da galadaki isimlerden. İyi bir oyun izleyeceklerinden eminler. Evet, Ölümlü Dünya filminde ben Peyk grubunun müziğini dinlemiştim. Tuğçe'ye de sordum, dedim bu ne güzel bir parça. Ondan sonra dedi ki işte dedi, bir müzikale gideceğiz dedi 15 gün sonra. Orada da onları dedi dinleyebilirsin diye. Tabii Aslı İnandık da olunca, bir de yönetmen Işıl Kasapoğlu. Hava Rüzgar dinlemeden geldik. Çok güzel bir oyun izleyeceğimizden eminim. Öner Erkan da galada. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir oyun. Bizi bekliyor gibi bir his var içimde. Bir müzikal. Peyk'in de prodüksiyonunu yaptığı Hamiyet müzikali. Çok heyecanlıyız. Umarım seyirciyle güzel bir kavuşma yaşar bütün sezon boyunca. Önümüzdeki sezonlarda da. Çok teşekkürler. Sosyal medyada sağlık durumunun iyi olup olmadığı konuşuluyordu. Öner Erkan öyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Sağlık durumumuzun iyi olup olmadığını soranlar çok oluyor. Biz iyi olduğunu biliyoruz ama sosyal medyada ve haberlere baktığımızda öyle bir sağlık problemi yaşıyor musunuz? Sonradan tekrardan oyunla ilgili konuşabiliriz. Yok. İyisin.
Galaya gelen Bartu Küçük Çağlayan müzikalle ilgili oldukça coşkulu bir konuşma yapıyor. Çok mutluyum burada olmaktan. İrfan abinin, Deniz'in hikayelerini seyretmeyi, dinlemeyi uzun süreli çok seviyorum zaten. Şimdi burada sahnede Aslı ve diğer arkadaşlarımla beraber yaptıklarını canlı olarak seyretmenin heyecanıyla buradayım. Sizi de öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Yeni yılla ilgili birkaç sizden şey alsaydık. Yeni yılınız kutlu olsun. Feridun Düzağaç, kızı Tuyanaz'la gelmiş geceye. Kızı Tuyanaz Londra'da okuyormuş. Evet, o aslında tatile denk geldi Londra'da ama denk düştü ve o yüzden eşlik etti bana. Hatta o yüzden buradayız. Kendisi Londra'ya mı taşındı orada? Hayır, o. Orada yaşıyorum. Okulu orada, evet. Göremiyorsunuz. Asıl zorluğu o yaşıyor bence. Çok hani... Özlem duyuyor musunuz? Duyulmaz olur mu? Tabii ki. Yani özlem ve kaygı karışık, yoğun duygular yaşıyoruz ama asıl zorluğu kendisi çekti ve yani çok büyük emekler sarf ediyor. Artık yolun sonunda zaten bitiyor okulu da. Umarım bütün evlatlar, benim çocuğum başta olmak üzere hak ettikleri şekilde. Peki Feridun Düzağaç kızının da kendisi gibi bir sanatçı olmasını ister mi? Valla bence gençlerin çok tavsiyeye ihtiyacı yok artık. Onlar daha özgüvenliler, kararlılar ve ben sadece onun mutlu olmasını istiyorum. Diğerlerini o halledecektir zaten. Serhan Onat da gecede. Uzun süredir teknede yaşıyormuş yakışıklı oyuncu. Tekne hayatınız var. Serhan Bey, tekne hayatınız nasıl gidiyor? Tekne hayatı güzel gidiyor. Valla işte deprem fobisinden sonra hele iyice çok iyi geldi bana. Kalamış'ta hayat güzel. Birazcık işte şu kış şartları biraz ağır geçiyor ama olsun, iyi gidiyor yani. Sosyal medyada Serhat Onat ve Aras Bulut İynemli'nin birbirlerine çok benzediği konuşuluyor. Valla evet, yani benzetiyorlar. Biz Aras'la birbirimize benzetmiyoruz birbirimize ama yani Aras da bize herkes benzetiyor. Yani. Ona benzemekten övünür müsün, yoksa şey mi yaparsın? Abi tabii ki de övünürüm. Aras benim çok sevdiğim bir abimdir. Çok kıymet verdiğim, saygı duyduğum bir oyuncudur. Valla inşallah onun iş azmi, onun iş ahlakı benzesin tipimizden çok. Çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir şey. Bir yılbaşı partisinde sahne alan Kenan Doğulu hareketli şarkılarıyla coşturdu. Sahne stiliyle dikkat çeken Kenan Doğulu, eğlenceli performansıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Haluk Levent bir yardım gecesinde sahne aldı. Konserden elde edilen gelir Hatay'daki depremzedelere gönderilecekmiş. Bizler tabii ki Hatay'da okullar yapıyoruz zaten. Evet. Onlar da bir okul yapmak istediler. Tabii tanıştık, sohbetler ettik, yol gösterdik. Okulları yapılıyor, yapılacak. Tabii bunun için bir destek de istediler. Biz dostlarımızdan şöyle bir şeyler yapsak, bir eğlence yapsak. Siz yapın, ben gelirim dedim. Geldim, şarkı söyleyeceğim şimdi. Bu oradaki konserin geliriyle de orada bir miktarda olsa katkı olacak. Haluk Levent, sanatçı kimliğiyle olduğu kadar yardımseverliğiyle de adından söz ettiren bir isim haline geldi. Bu durum ona neler hissettiriyor acaba? Yani varken böyle bir enerjimiz, evet. Varken böyle bir durumumuz yapıyoruz. Yani ne oldu, ne kaybettik mesela? Şu anda evde oturacaktı. Ama ya size neler hissettiriyor? Yani güzel şey. Şeyler, güzel bir şeyler yapıyoruz. İşte insanların zaten sevgisi yetiyor hepimize. Ne kaybettik diye sorduğunuz zaman kendinize bir soruyu, o zaman gerçekten cevabını alıyorsun. Ne kaybettik? Yarım saat, bir saat geldik. Peki yeni şarkılar var mı? Var. Yakında bir düet var. Sürpriz bir sanatçı arkadaşımla. Güzel bir şarkı. Kim efendim onu? Sürpriz. Peki, teşekkür ederim. Görüşürüz. Keyifli sohbet sonrası sahneye çıkan Haluk Levent şarkılarıyla davetlilere keyifli bir gece yaşattı. Ayrıldım yine sen.
Haluk Levent gecenin devamında Sibel Can, Hakan Altun ve Ebru Gündeş'e böyle esprili bir şekilde gönderme yaptı. Bir de güzel bir tarafı var. Yani şarkıları söylerken aslında şu anda şu sanma uygun bir tip değil. Kesin. Yani böyle şimdi hani masalı böyle otellerde yemeklerin sanatçıları var. Sibel Canlar, Ebru Gündeşler, Hakan Altun. Şimdi ben bu tip değilim bir kere. Ama başka seçeneğiniz yok. Öyle de bir tarafı. Benden başka seçeneğiniz yok. Var mı? Yok. I could be your, you could be my, you could be my supersonic, superlicious, skin is done.